Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Edirne Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olan toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Recep Gürkan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, meclis toplantısında Edirnelilere pandemi konusunda bir kez daha çağrıda bulunarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Covid'e karşı lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına hem bizler hem bütün vatandaşlarımızın tekrar uymalarını, Covid'in şakasının olmadığını bu sabah yine sevdiğimiz bir arkadaşımızı İbrahim Şahin'i kaybederek yaşadığımızı, gördüğümüzü hatırlatmak isterim. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyor. İnşallah kısa sürede de bu Covid derdinden, belasından kurtulmayı ümit ediyoruz. İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Ebaş'ın otogar ihalesinin yapılıp yapılmayacağı yönünde verdiği önergesine yönelik açıklama yapan Başkan Gürkan, Edirne Belediyesi'nin bir kuruşunu hiç kimse yiyemez, bundan şüpheniz olmasın dedi. Mevlüt Hanım'a yazılı olarak cevap verecek ilgili birimiz ama sadece şunu söyleyeyim. Edirne Belediyesi'nin bir kuruşunu hiç kimse yiyemez, yedirilmez. Onlara hiç şüpheniz olmasın. Bu işler öyle kahve dedikodularıyla, kenar köşe dedikodularıyla, Facebook dedikodularıyla olmuyor arkadaşlar. Buradaki herkes sorumluluk taşıyor. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakılır, hiç merak etmeyiz. Toplantıda Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik'in Ocak ayı meclisinde vermiş olduğu sokak isimleriyle ilgili dilekçeye göre Makine Mühendisleri Odası üyesi Şükrü Kahvecioğlu'nun isminin Fatih Mahallesi 32. sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Makine Mühendisi ve Timop Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube üyesi Lütfi Kahvecioğlu'nun isminin Fatih Mahallesi 32. sokağa verilmesi. Evet, oylarınızı sunuyorum, kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıda gündemdeki diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı. Oylarınızı sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.